liderleri Nikolaos Mihalolyakos'un yürüyüşlerine öncülük ettiği Altın Şafak Partisi'nin destekçileri Yunanistan Yunanlılara aittir diye sloganlar atıyor. Mihalolyakos'a neleri değiştireceği soruldu. Tüm kaçaklar ülke dışına atılmalı. Ülkemden defolsunlar. Altın Şafak pazar günkü seçimde 21 sandalye kazandı. Irkçılığı Dışlayın adlı bir grupsa partinin yasaklanmasını istiyor. It is the first time that a neo-Nazi group enters. Askeri junta yönetiminin 1974'te sona ermesinden bu yana ilk kez bir neo-Nazi partisi Yunan parlamentosuna giriyor. Ekonomisi zayıflayan Yunanistan, Birleşmiş Milletler'in tanımıyla insani bir mülteci krizi yaşıyor. Çok sayıda aşırı sağcı ise ekonomik krizden sığınmacıları sorumlu tutuyor. On binlerce sığınmacı mülteci başvurusunda bulunmuş durumda. Yunanistan'da konuştuğumuz Afgan sığınmacı Hafız da Atina'da aşırı sağcı çetelerin saldırısına uğramış. Hiçbir şey demeden beni dövmeye başladılar. Yüzüme, başıma, her tarafıma vuruyorlardı. Altın Şafak Partisi kaçakların ülkeye girmesini engellemek için Türk sınırına mayın döşenmesini de istiyor. Partinin Atina'daki kampanya posterleri de yabancılardan şehrin pisliği diye söz ediyor. Parti üyelerinin Atina'daki Yahudilere karşı tavrı ve Nazilere benzeyen üniformalar giymeleri de kaygı uyandırıyor. Aşırı sağcı bir neo-Nazi partisinin parlamentoya girmesi yüzünden gerçekten çok kaygılıyız. Oysa burası Atina, demokrasinin doğduğu yer. Demokrasinin sonucu şok verici. Cardiff Üniversitesi'nde görevli Yunan uzman Mihalis Argiro, Altın Şafak Partisi'nin doğmasını eski hükümetlerin ekonomi politikalarına bağlamak gerektiğini düşünüyor. Özellikle kendilerini muhafazakar partilerin sağında gören seçmenler protesto oyu kullandı. Ama şimdi bu durum Yunanistan'da göçmenler sorununu da büyük ölçüde arttırdı. Altın Şafak ise neo-Nazi partisi olmadığını savunuyor, Yunan medyasını ve dış basını milliyetçi gündemini çarpıtmakla suçluyor. Barış Orner'le Amerika'nın Sesi, Washington.